Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin yepyeni amiral gemisi Xiaomi Mi 8'i inceliyoruz. Videoya geçmeden önce bu tarz telefonları bulmamızda bize yardımcı olan İzmir İletişim'e teşekkür edelim ve videomuza devam edelim. Xiaomi 8. yılına özel olarak Mi 7'yi pas geçti ve direkt Mi 8 ile piyasaya çıktı. Lafı fazla dolandırmadan gelin kameramızla başlayalım. DxOMark testinde 99 gibi iddialı bir puan alan telefonumuz arka tarafta iki kamerayla birlikte geliyor. Bunların her ikisi de 12 megapiksel değerine sahip ve Sony tarafından üretilmiş. Geniş açıda olan f1.8, telefoto olan ise f2.4 diyafram değerine sahip. Oldukça hızlı netleme yapabilen kameramızda renklerin abartısız ve gerçeğe yakın olduğunu görebiliyoruz. Güneş altında çektiğimiz fotoğraflarda detaylarda bir kayıp görmezken fotoğraflar oldukça keskin çıkıyor. Yüksek dinamik aralığı sayesinde de hem gölge alanlar hem de parlak bölgeler oldukça güzel gözüküyor. Düşük ışığa baktığımız zaman Mi 8'in yine iyi bir iş çıkardığını görebiliyoruz. Özellikle iç mekanda veya düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmeyi sevenler için yeterli gelebilecek bir kameraya sahip. Telefoto lensimiz sayesinde 2 kat optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. Benim çok tercih ettiğim bir özellik olmasa da bu özelliğimizin de güzel çalıştığını söyleyelim. Tabii ikinci kameramız sayesinde bokeh dediğimiz arka plan bloklaştırma işini de yapabiliyoruz. Flash içinde 1-2 kelimeyle özet geçmek gerekirse çift ton LED flash karanlık ortamlarda iş görüyor. Fotoğrafı güzel doldurmasına rağmen biraz sarartıyor renkleri. Bir de kameramızda önemli bir detay daha var. Yapay zekaya sahip bir kamera bu. Çiçek olsun, insan olsun, böyle mavi gökyüzü falan olsun gibi şeyleri ayırt edebiliyor ve onları en güzel hale getirmeye çalışıyor. Ön kameramızda f2.0 diyafram değeri ve 20 megapiksel bizleri karşılıyor. Mi Mix 2S'ten bence ders almışlar ve oldukça güzel bir ön kamerayla karşımıza çıkmış Xiaomi. Ön kameraya güzellik modu da eklenmiş. Açıldığı zaman kendi otomatik olarak açık geliyor ancak bunu rahatlıkla kapatabiliyorsunuz tek bir tuşa basarak. Stres olmaya gerek yok bu güzellik modu için. Zaten hepimiz güzeliz arkadaşlar. Ayrıca portre modu ön kamerada da var ancak arka kamera kadar başarılı olmadığını söyleyebilirim. Arada bir kaçırabiliyor saçlarda falan. Video tarafından da bahsedelim arkadaşlar. 4K çözünürlükte saniyede 30 kare çekim yapabiliyoruz. 4 yönlü optik sabitleyicimiz var ancak video tarafında çok fazla etkili değil. Titremeleri çok fazla azaltmıyor bu sabitleyici. Ağır çekimler 1080p saniyede 240 kare. Ön kamerada da 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Mi 8 üzerinden duyuyorsunuz. Bu videoyu bu telefonla kaydettim. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Sıra geldi tasarımdan bahsetmeye arkadaşlar. Çentik furyasından kaçamamış gördüğünüz gibi Mi 8. 6.2 inçlik Samsung'un ürettiği Super AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. Tabi ekran gövde oranı %83.8'lere ulaştığı zaman ve 6.2 inçi de hesaba katarsak tek elle kullanım biraz zora düşüyor. Çözünürlüğümüz ekrandaki 1080'i 2248. Parmak izi okuyucusunu arka tarafa koymuşlar. Aynı zamanda çok da stabil çalışıyor arkadaşlar. Cart diye okuyor parmağınızı. Bunun yanında bir güvenlik önlemi olarak da yüz tanıma özelliği var. Kızılötesiyle yüzünüzü tanıyor. Tabii ki de Face ID vesaire kadar hızlı çalışmıyor ancak bir seçenek olarak onu da kullanabiliyorsunuz. Telefonumuzun alt tarafında bir hoparlör bulunuyor. Telefonumuza jack girişini kaldırmışlar. Type-C dönüştürücüyle kulaklığı bağlamak durumundayız. Arka tarafını cam yapmışlar telefonun ancak benim kişisel görüşüm telefon böyle oldukça premium bir telefonmuş hissiyatını bende yaratmadı. Yani ilk görüşte aşkı yaşatmadı diyebilirim. Telefonumuzun ağırlığı 175 gram. Aynı zamanda 15.4 cm uzunluğumuz, 7.4 cm genişliğimiz ve 7.6 mm'lik bir inceliğimiz var. Tasarımında iPhone 10'dan çakma deyip geçmekte bence biraz hatalı bir söylem olur. Çünkü artık çentik bir endüstri standardı haline gelmeye başladı. Yani tamam, Apple bir cesaret örneği gösterdi, çentiği ekledi telefonlara ama başka şu an akla gelen herhangi bir şey yok arkadaşlar. Çentiği bir süre dayanacağız. Muhtemelen teknoloji ilerledikçe, geliştikçe bunda farklı bir çözümü olacaktır. Kutu içeriğinden Android 8.1 ile gelen telefon alışa geldiğimiz Xiaomi telefonlardaki sade bir arayüzle geliyor. Telefonun teknik özellik bakımı günümüzdeki birçok amiral gemisinden aşağı kalır yanı yok diyebiliriz. Günümüzün en güçlüsü Snapdragon 845 işlemcisine Adreno 630 grafik işleme birimi eşlik ediyor. 6 GB RAM'e sahip Mi 8, 64, 128 ve 256 olmak üzere 3 farklı depolama seçeneğiyle birlikte geliyor. Tabii ki de teknik özellik tablosuna bakınca telefonun oyun, sosyal medya gibi birçok ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi gelin ben bu telefonla biraz oyun oynayayım. Hem oyun sonuçlarına, pil durumuna bakalım. Hem de bu
sırada pilden bahsedeyim sizlere. 3400 mAh'lik bir bataryaya sahibiz Mi 8'de. Pil durumunu uzun uzadıya test etme imkanım olmadı çünkü telefon daha çok taze arkadaşlar. Ancak kullandığım 2-3 günlük süre boyunca pil pek yarıda bırakmadı. Standart bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor diyebiliriz. QuickCharge 4 Plus teknolojisini destekleyen telefonda kutu içinden çıkan adaptörle yaptığımız testin sonuçları yarım saat içinde %10'dan %53'e çıkardı arkadaşlar. Zaten size ekranda görebiliyorsunuz. Oyun testimizin sonuçları da bence biraz enteresan. Zira pilimiz %56'dan %56'ya düştü demek istemiyorum. Çünkü pil aynı kaldı 10 dakikanın sonunda. Sıcaklık da çok az yükseldi. 28.7 dereceden 32.1'e çıktı. Ama pil durumu hakikaten biraz garip geldi bana da. Evet, oyun testimize de baktığımıza göre artık Mi 8 ile ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Telefon fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunuyor bizlere. Ancak ithalatçı garantili olduğunu söyleyelim. Fiyatından da bahsedecek olursak videoyu çektiğimiz gün itibariyle 2800-3200 lira arasında değişken fiyatlar var arkadaşlar. Yani bugün için biraz ne kopartırsama dönüyor arkadaşlar. Ancak siz almak istiyorsanız telefonu heyecanlanmayın. Bir tık sakin olun. Biraz da bekleyin. Emin olun telefonun fiyatı 2500-2600 lira seviyelerine rahat rahat inecektir. Siz de piyasada rahatlıkla bulabileceksinizdir. Yani 2500 lira olduğunu düşünürsek bir amiral gemisi şu an günümüzde 5000 liraya satılıyor. Mi 8'den 2 tane alabiliyorsunuz. Hem de telefonun herhangi bir eksiği yok. Bence telefonu almak için bu bile bir tercih sebebi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Onu da hemen şuradaki anketten cevaplarsanız sevinirim. Ayrıca Mi 8 ile ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca siz telefonu yine beğendiniz mi, nesini beğenmediniz vesaire gibi şeyleri aşağıya yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.